Herkese merhabalar. Önce videoda dedim ki hemen peşi sıra bunu da çekeceğim. Bu videoda da önceki videodaki gibi bazı kısma küçük küçük sallayacağım. Sallama videolarını seviyorsunuz. PC mühendisliği. Tövbeler olsun. Şimdi öncelikle kamu spotumuzla başlayalım. Bu videoda belli bir kesime böyle hakaret etme amacıyla bunu çekmiyorum. Veya bu bilgisayar mühendisliği PC mühendisliği diyen herkese söylemek için video çekmiyorum. Bu videoyu aslında bilgilendirme amaçlı çekiyorum. Birazcık böyle sarkastik bir dil kullanacağım. Öğrenirsiniz yani. Daha önce bana yorumlarda PC mühendisliği dediyseniz. Ben bunları kudurmuyorum emin olun. Yani görür görmez böyle küplere binip soy sop sö Belki bu videoda birazcık öyle davranacağım ama öyle olmuyor. Çünkü bilmediğinizi biliyorum. Ama hemen de videoya da girmiş olalım. Şimdi iki farklı örnekten bahsedeceğim. Birincisi bilmeyip yani konunun ayrıntısını şu anda bu videoda anlatacaklarımın farkında olmayan, bilmemek dair bir şey farkında olmayan kısım PC mühendisi yazsın bana ne olacak yani ama... Helalimin ağzı torba değil ki büzesin derler ya. Aynı şekilde yani herkesi mi takacağım ben? herkesimi düzeltmeye çalışacağım? Ömrüm buna yetmez. Bir de bilgisayar mühendisliği hazırlıkta genelde oluyorlar. Birinci sınıf bazen birinci sınıflarda da denk geldim oluyor ama ikinci döneminde artık düzelmiş oluyor bu. Veyahut işte lise son lise 3 fark etmez. E, bilgisayar mühendisliği kazanmak isteyenlerin ağzından ben PC mühendisi cümlesini duyunca ya da klavyeyle yazdığını okuyunca deliriyorum. Bir iki örnek anekdot vereyim. İç mimar vardır, mimar vardır. Siz bir mimara gidip de sen dış mimar mısın, iç mimar mısın diye sorusunu sorarsan ya tecet verilen ya da inşaatta inşaatta bulduğu herhangi bir şeyle ağzınıza vurur. Çünkü onun mesleği mimarlıktır. İç mimarın mesleği de iç mimarlıktır. Dış mimar diye bir şey yoktur. Dış mimar, mimarlar için bir hakarettir. Şimdi bu örnek bence çoğu kişi için bu videoda anlattıklarımı ne olursa olsun anlayamayacak durumda olanlar için dahi çok güzel bir anekdot, çok güzel bir örnek, çok güzel bir ne bileyim mimar olanlar için empati yapılacak durum mu diyeyim artık anlayın. Şimdi bilgisayar mühendisi için de ona PC mühendisi demek bir hakaret, bir aşağılama, bir bundan sonrasında küfürlü örneklerim var o yüzden susuyorum. O yüzden asla ve asla bir bilgisayar mühendisine PC mühendisi demeyin. Neden? PC Personal Computer diye özellikle Windows tabanlı masaüstü bilgisayarlar için kullanılan bir terimdir. Mesela Macbook'lara Macbook denir, laptop denmez. Laptoplarda genelde yine Windows tabanlı olan diz üstü lap, tap. Lap, diz, top, üst. Diz üstü. Türkçe'de aynı şekilde çevrilmiş. Bir cihaza denir. Masaüstü bilgisayarda desktop, computer, okey de yurt dışında ona PC denir. Apple versiyonuna da Mac denir. Şimdi koskoca mühendisliği. Ki birazcık da mühendislikten bahsedelim. Hadi araya parantez girelim. Mühendislik kaldırım mühendisliği de olsa, çevre mühendisliği de olsa ki çevre mühendisliğinin puanı nispeten yüksektir. Orman mühendisliği de olsa, su ve su ürünleri mühendisliği de olsa bir şeyin yanında mühendislik yazıyorsa, mühendisliği yazıyorsa, mühendisi yazıyorsa o işte gelinebilecek son noktadır, zirve noktadır. Ondan sonrası yoktur. O yüzden o kişiye, o işe, o mesleğe saygı duyulmak zorunda. Eğer babanız alt sınıf işçi ise veya çevrenizde bu tarz alt sınıf işçiler varsa veya teknisyenler varsa, teknik elemanlar varsa bunlardan bahsediyorum. Onlardan mühendisin ne olduğunu çok acı şekilde dinleyebilirsiniz. Çünkü çok acımasız mühendisler var. Ben mesela eve gelen tesisatçının çocukken man dediğini unutmuyorum. Adam yani niyeyse bana acıklı bir hikaye görmüş. Bugün anlatsa hiç hayatında yer etmez. Evet böyle insanlar var derim geçerim. O zaman demek ki insanların o kadar kötü olduğunu farkında değilmişim. Mühendislik küçük bir dalaşmamış. Bir şey olmuş. Hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum olayı. Ben sonra demiş ki de ismi Ali'ydi. Onu hatırlıyorum. Adaş olduğumdan. Ha, bu arada benim ilk adım Ali'dir. Kanal Burak Zeytinci. O CMLMZ gibi Burak Zeytinci küçük harflerle birleşik şekilde yazmak. O benim bir ne denir? Jenerik kullandığım bir Logo bir marka gibi bir şey o. Ona bu Ali mühendis demiş ki ben okudum mühendis oldum sen de okuyup mühendis olsaydın okumamışsın mühendis olmamışsın altımda çalışıyorsun dediğimi yapacaksın. Sustum kaldım diyor adam. Yapacak hiçbir şey yok diyor. Bana da tabii o sırada şey tavsiyesi veriyordu sen de oku mühendis ol diye tavsiye veriyordu. Şimdi mühendisliği gereksiz şekilde günlük hayattan anlatarak tarif etmiş olabilirim aslında mühendislik. Tabii ki de böyle bir aman işte altındaki elemanları ezebilen güce sahip kişi olarak anlatılmaz tanımı bir işi en iyi, en uygun yoldan ve en işte en uygun giriyor da. Yani en iyi ve en ucuz yoldan. Şimdi bunun ikisini birleştirince en uygun yoldan ve en hızlı yapabilen kişiye denir. Neyse ya ben mühendisliğini anlatmaya çalışıyorum? Ben mi kurtaracağım mühendisleri? Bilgisayar mühendisliğine geri dönüyorum. Mühendislik nedir? İnternette Google'a yazıyorsunuz. İlk 10 sitenin tamamını okuyorsunuz. Bilgisayar tamamını okuyorsunuz. Çok güzel anlarsınız. Farklı bir felsefe gibi bir şey aslında yani bir olay da Nirvana'ya çıkmak. <laughs> Gelelim PC mühendisi. PC tamircisi diye bir dükkan vardır. Orada PC tamiri yapılır. Bilgisayar mühendisinin PC mühendisine dönüşmesi demek o tamir dükkanına şef olması gibi bir şey. Ya da ne bileyim o dükkanları da aşağılamıyorum. Benden daha fazla kazanan tamirci abilerim var. Tanıyorum hepsini. Hatta sık sık da giderim. Hala çalıştığım halde gidiyorum. Okul zaman zaten hep oralardaydım. Ama şimdi mühendis, mühendis kadrosunda çalışıyorum. Mühendis işi yapar. Ben bilgisayar mühendisiyim diye sanıyor musunuz ki bilgisayar tamiriyle, bilgisayar parçalarıyla alakalı en ufak bir şey yapıyorum? Hatta size konuyu şu kadar abartayım. Daha siz abartı sanacaksınız. Bu tamamen gerçektir. 4 sene bilgisayar mühendisliği okuyup istediğiniz üniversitede okuyun fark etmez. En kalitesini okusanız. 4 sene bilgisayar mühendisliği okuyup mezun olan birisine çıkışta diploma eline vermeden önce hemen geri çekin deyin ki bu mu bu mu rem hard diskler remi yan yana koyun gösterin. Hangisi de söyleyemez. Böyle bir eğitim biz almıyoruz. Böyle bir eğitim yok. Bilgisayar mühendisi bunları bilmez. Konu bununla alakalı değil. Veya Intel AMD işlemcilerin modellerini falan bildiğimizi sanıyorlar. Bunlar tamamen genel kültür. Ben bunları tamamen sevdiğimden araştırıp öğreniyorum. Bunlar bizim alakamız yok. Hatta şu kadar da iptalayayım. Intel 8086 bütün bilgisayar mühendislerinde bildiğim kadarıyla laboratuvar derslerinde kullanıldığından ismi duyulmuştur herhalde. Yani 4 sene bitiren adam herhalde Intel'i duymuştur ama AMD'yi duymadan bitiren bilgisayar mühendisi bulabilirsiniz. Çünkü Umurumuzda değil bize ne? RAM SSD şey RAM ne hard disk örneğine geri döneyim, Ne hangisi hangisi olduğunu bilemez dedim ya. Bu gerçek hikayedir. Benim arkadaşlarımdan gayet hangisinin hangisi olduğunu bilmeyen var. Ama 2. ikinci sınıf, üçüncü olum ikinci sınıf derslerinden bilgisayar organizasyon tasarım dersinde ya 60 ya 80 puan ki fark etmez zaten çana girebilmek için o soruyu yapmanız gerekiyor. Yani geçme notu olan soru Rem'in lojik tasarımıydı. Yani bana Remi gösteremeyecek bilgisayar mühendisi çok rahat bulursunuz diyorum. Ama Onların hepsi dalavereli bilgisayar mühendisliği bitirmediyse esne Rem'in iç yapısını bilgisayar mühendisliği çizebilir. Ama neye benzediğini bilmez. Mühendislik bu işte. Sen çekirdeğini bilirsin olayı. Nasıl üretildiğini bilirsin. Oradan bak DDR4 çıkmış DDR5'i yaparsın demiyorum. Rem'in yenisini yaparsın. Artık bilgisayarlar... Hatta niye yenisini yapıyorsun? Yani bilgisayarlardan Rem'i kaldırırsın. Rem'siz çalışabilen bilgisayar yaparsın. Mesela. Mühendisin işi budur. En son vereceğim bir video çok uzatmaya gerek yok. Ben de 11 dakika. Bir makine mühendisinden arabasını tamir etmesini bekliyor musunuz? Ya tamir ederse kimse şaşırmaz. Makine mühendisi adam ya zaten adam motor yapan bir adam. Lakin her motoru da açıp tamir edebilmesini bekleyemezsiniz. O motor ustasının işidir. Aynı şekilde de inşaat mühendisinden müteahhitlik beklemezsiniz. Yapar mı yapar keyfi ama o inşaat mühendisidir ve bu tarz örnekler burada iki şeyden bahsettik bir mühendisin tanımı sanki bana kalmış ben mühendisin tanımını bu videoda anlatma hayal bile etmemiştim konuşma sırası hızlı gerçekleşti böyle küçük ondan bahsettik iki PC bilgisayar farkından bahsettik üç ikisini toplayıp PC mühendisi bilgisayar mühendisi farkından bahsettik yazılım mühendisi konusuna hiç girmiyorum ayrı bir video gelecek emin olun gelecek yorumlarda yazıyorsunuz evet Hatta biraz fazla yazıyorsunuz, I, mahcup duruma düşer gibi oluyorum. Çünkü şu anda da söylediğim gibi bir söz verdim, çekilecek o video. Merak etmeyin, çekmeyeceğim değil ama tarihte vermedim. Lütfen sıkıştırmayın o video çünkü hazırlanmak lazım. Bu video mesela pataryfite girdim zaten çok ciddi bir video değil. Bu videoyu atacağım. Bundan. Bırakın 5 sene sonra bir ay sonra bile izleyecek kaç kişi olacak. Şu anda işte kimi kitle attığım bir entertainment videosu, eğlence videosu bu. Ve tabii ki de küçük bilgiler barındırıyor işte. Ama o bilgisayar mühendisliği mi, yazılım mühendisliği mi aralarındaki farklar videosunu bundan 5 sene sonra da izleyen olacak. Ve ciddi bir video olacak o. O videoda kimseyi sallamayacağım. O videoda e, benim bakış açımdan, objektif bakış açısı kesinlikle e, vaat etmiyorum. Ha yaparım. Bugüne kadar videolarımı izliyorsunuz, biliyorsunuz sevmediğim şeylerin dahi iyi yanlarından bahsederim okey. Lakin burası da Burak Zeytinci YouTube channel. O yüzden tamamen benim görüşlerimden video şablonu oluşur. Onun yanında bakın bu tarzda objektif bakarsak da bu tarz şeyler var diye anlatırım ayrı konu. O yüzden o video hazırlanılması lazım. Yazılım mühendisliğine o yüzden gelecek merak etmeyin. Daha fazla uzatmaya sanırsam gerek yok ya. 14 dakika size montajda ben bunu 9 dakika veririm herhalde. Hadi olsun 10-11 dakika. Ama 9 dakikayı denirim. Videoyu beğendiyseniz ve artık işinize yarayacak bir bilgi de var. Son iki videoda çok fazla işinize yarayacak bilgi yoktu. Tamamen eğlence videosuydu ama bunda işinize yarayacak bilgi de var. O yüzden bir işinize yarayacak bir beğen butonuna basın. Bana destek olsun, kanala destek olsun. Hala abone değilseniz yuhlar olsun burada abone ol butonu çıkıyor. Ona basabilirsiniz. Niye basıyorsunuz? Söyleyeyim. Ana sayfanda video hemen peş peşe videolar attığımda çıkar. Ama bundan bir ay sonra attığımda çıkmaz. Kaçırırsın. Çok üzülürsün. Güzel videolar. İki, bana destek olmak istersin. Neden olmayasın? Değil mi? Sonuçta güzel içerik. Buraya kadar izlemişsin. Buraya kadar izleyen adam içeriği beğenmiştir. Buraya kadar söven adam, beğenmeyen adam izlememiştir. Yani destek olmak için de abone olabilirsin. 3. Zil açma. Ya açıyorsunuz açın açmıyorsunuz açmayın. Vallahi benim zil açma olayı hemen tav. Böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.